9. sınıf e, Okyanus 40 sen kitabımızda 31. seansın alıştırmalarını çözeceğim. Böyle iki üçgen verilmiş ve bu iki üçgenin şurada eş olduklarını söylemişler. Sırasıyla A, K'ya eşmiş. Yani A açısıyla K açısı eşmiş. B ile L'ye eşmiş. B açısıyla L açısı eşmiş. Son olarak C de M'ye. Şuradaki C açısı şu M açısına eşmiş. Ee, bunun dışında bir kenar ortay da çekmişler. Bunu da görüyoruz. Bunun bir kenar ortay olduğunu söylemişler. Demiş ki CD ile MN'nin toplamı 14. O zaman bunlar birbirlerine eşit olmalar. Çünkü bunlar eş oldukları için kenar ortaylarının uzunluğu da birbirine eşittir. O zaman 14'ü 2'ye bölüp bunlara 7'şer verebiliriz. 7, 7 daha 14 birbirine eşit uzunluğu. Bize menenin uzunluğunu sormuşlar. Onu da 7 olduğunu söylemiş olduk. İkinci soruda ABC üçgeninin çevresi 36 olduğuna göre AC kaç santimetredir diyor. Şimdi ABC'nin tamamının çevresine 36 vermişler. Ee, şurada bir kis kenar görüyor. Bu ikizkenarsa kenarsa şu taban açıları birbirlerine nedir? Eşittir. Bunların aynı zamanda şu dış açıları da birbirlerine eşittir. E i̇ç açıları eşit olduğuna göre bunları 180'e tamamlayan dış açıda ne olmak zorunda? Eş olmak zorunda. Bu iki açı birbirine eş oldu. Şimdi bu iki açıya bir isim verelim. Şöyle alfaya alfa diyelim. Bu küçük üçgenle şu iki küçük üçgenin arasında benzerlik ya da eşlik olduğunu düşünüyorum. Bakalım öyle mi? Alfa açısının bir kolunda çift çizgi var diğerinde 5 var. Alfa açısının bir kolunda çift çizgi var. Diğerinde 5 var. Ha, demek ki kenar açı kenar kenar açı kenar eşliği var burada. O zaman bu D'nin karşısındaki uzunluk ile E'nin karşısındaki uzunluk birbirlerine ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. Bu iki üçgen eş oldular. Çünkü buna X dedikleri için buna eşit olduğunu bulduğumuz diğerine de X deriz. Ve üçgenin çevresinin yani büyük üçgenin çevresini toplarız. Çünkü 36. Burası x, burası da x. Yani iki tane x. Artı tabandakileri topluyorum. Tabandakilerin toplamı 16. Eşittir 36 oluyor. 16'yı karşıya atarsam 2x eşittir 20 bulurum. Her iki tarafı ikiye bölersem x'i de 10 bulurum. Bize de x'i soruyorlardı zaten. Üçüncü soruya bakalım. ABC eşkenar üçgenmiş. Yani şu açımız 60 derece. Buranın tamamı 60, tamamı 60 şeklinde. Ee, burada şu üçgenle şu üçgenin büyük ihtimalle benzer ya da eş olacağını tahmin ediyorum. Şu verilen açıya alfa diyorum. Bu noktayla gösterilen açıya alfa dediğim için buna da alfa diyorum. Bunlar birbirinin aynısı çünkü bakın. ikisine de aynı işareti koymuşlar. O zaman şu parçaya 60 eksi alfa kalıyor. Ee, eee 2x'miş. 2 üçgende acaba başka neler var? Büyük ABC eşkenar olduğu için şöyle kenarlarının eşit olduğunu göstermek için birer tane çizgi koydum ve dedim ki şu ABD şu küçük üçgene bakalım. Alfa'nın bir kolunda tek çizgi var, diğer kolunda çift çizgi var. Bakıyorum buradaki alfa'nın da bir kolunda tek çizgi, diğer kolunda çift çizgi var. Demek ki kenar açı kenar. Kenar açı kenar benzerliği hatta eşliği var. Çünkü açı hem, hem de kollarındaki uzunluklar da O zaman buradaki alfa'nın karşısındaki 2x de eşit olmalı. Buradaki alfa'nın karşısındaki x artı 6. Çünkü ne olacak? Bu üçgenlerin üç kenar uzunluğunun da birbirine eşit olması gerekecek. Hangi üçgenlerin şu ABD üçgeniyle şu CBE üçgeninin eş olduğu ortaya çıktı. Buradan 2x artı 6, yani x artı 6, 2 xe x'i karşıya atarız. x'i ne buluruz? 6 buluruz. Devam edelim şöyle dördüncü soruya. Bu dik üçgen, bu dik üçgen. İkisinde de 90'ın karşısına çift çizik koymuşlar. Şurada iç ters açılardan şu iki açı birbirine eşittir. Bu noktayla gösterdiğimin karşısı 6. Noktayla gösterdiğimin karşısı 6. O zaman bu iki üçgen eşittir. Hipotenüsleri aynıymış. Aynı açıların karşısı aynıymış. O zaman diğer açının karşısı da diğer açının karşısına eşit olacak. C'nin karşısı B'nin karşısına eşit olmak zorunda o zaman. Buraya X dedilerse buraya da ne derim? Aynı şekilde X'dir. Şimdi bu sorumuzda şu bilgiyi vermişler. AD'ye 18 demişler. Yani A'dan D'ye kadar şu kısma 18 demişler. Biz buranın X, X daha 2X olduğunu bulduk. 2x 18 ise o zaman x ne olur? 9 olur. Ee, beşinci soru da şu, şu ikisine aynı işaret koymuşlar. Biz de aynı açı olduklarını şöyle gösterelim. Ee, burası 90 derece gibi görünüyor. Şu ikisi eşit. 80 ee, Şimdi e, buna göre diyor ki B C, D, kaç derecedir? Şimdi şurası 90 görüyorsunuz. Şimdi buradan buradan şöyle yapıyoruz. Pardon. Ee, bu iki üçgenin benzer hatta eş olduğunu göstereceğim. Nasıl yapıyorum? Alfanın bir kolunda çift çizgi var. Diğer kolunda AC var. Alfanın bir kolunda çift çizgi var. Diğer kolunda yine AC var. O zaman bu iki üçgen eş oluyor. Alfanın karşısının uzunluğu alfanın karşısının uzunluğunu eşit işte oluyor. E, buradaki o zaman AC'nin karşısında 80 varsa buradaki AC'nin karşısında da yine ne oluyor? 80 oluyor. Şimdi e, B, C, D açısını sormuşlar bize. Bizim bu dörtgenimizin bu bir dörtgen e, B açısı 80, A açısı 90, D açısı 80 ise C açısını ee, şöyle bulurum. Dörtgenin iç açılar toplamı 360'tır. Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360'tır. O zaman diğer üçünü toplayıp 360'tan çıkarırım. Sek 80 80 daha 160. 160'a 90 eklersek 160 90 daha 250 olur. Bunu da tamamı 360'tan çıkarınca e, C açısına 110 kalıyor. Altıncı sorudayız. ABC ve AD eşkenar üçgenmiş. Hangisiymiş eşkenarlar? Göstereyim. ABC yani 60 şuranın tamamı 60 60. Bir de ADE. ADE. İşte bu da 60. Bu da 60. Bu da 60. Burada çarpıyı gördüğüm için şuraya da 60 koyarım. E bu ikisi 60'sa mecburen üçüncüsüne de 60'ı koydum. Şimdi şu eşitliklerini göstermek için şuralara şöyle tek çizik. Büyüğünkinin eşitliğini göstermek için buralara da çift çizik koyayım. Daha fazla şu da eşit olacak tabi. Şimdi şurada 12 var. Şurada X var. Ee, buna göre X nedir diye sormuşlar. Buradan e, değerlendirelim bakalım. Nasıl yapacağız? Ee, bir Eş olduğunu göstermem gerekiyor tabii ki. Nasıl gösteririz? Şimdi 60. E, şu üçgene bakıyorsun. 60. Bir kolunda tek çizgi var, diğer kolunda çift çizgi var. Evet. Bir de bu üçgene bakıyorsun. 60. Bir kolunda tek çizgi var, diğer kolunda Yine çift çizgi var yani büyük üçgenin kenarından var. O zaman şu e, şöyle oluyor. Şu üçgenle şu üçgen birbirine eş oluyor. Bu iki üçgenin de bir kolunda tek çizgi, diğer kolunda çift çizgi. Ortada 60. Yine ortada 60. Bir kolunda tek çizgi, diğer kolunda çift çizgi var. Şimdi, hocam burası çift çizgi olduğu nereden belli? Bu eşkenarda o yüzden bunlarda çift çizgi varsa bunda da vardır. O zaman 60'ın karşısındaki x, 60'ın karşısındaki 12'ye eşit olacak. Yani üçüncü kenarımız olan BE uzunluğu eşit olacak. Üçüncü kenarımız olan CD uzunluğuna bu iki üçgen eş olduğu için 60'ın karşıları da birbirine eş oldu. Evet, burada para Paralellik varmış. D, C, A, B'ye paralelmiş. Paralellik varsa bir Z'ye bakarım. Z vardır derim mesela. Şu uzunluk şu uzunluğuna eşit demiş. E Z'den dolayı şu açının şu açıya eşit olduğunu söyleyeyim. Hatta bu açıya da alfa ismini vereyim. Ee, burada D, B, A, B eşit. Tamam. Nerede D, B? D, B, A, B eşitmiş. Yani şu D, B, şu da A, B. Birbirlerine eşitmiş şu gördüklerinizde eşitmiş. Hemen ben zaten şu üçgenle şu üçgenin eş olduğunu şöyle düşünürüm. Derim ki alfa'nın bir kolunda çift çizgi var, diğer kolunda boyadığım siyahlı boyadığım var. Alfa'nın bir kolunda çift çizgi, diğer kolunda siyahla boyadığım var. O zaman Alfa'nın karşısı da alfa'nın karşısına eşit olur ve bu iki üçgen birbirine eş olur. Ve bu iki üçgen birbirine eşitse o zaman şu siyahla boyadığımın karşısındaki şu açı e, siyahla boyadığımın karşısındaki x'e eşit olur. Yani burası da x olur, burası da x olur. Aynı uzunluktaki kenarların karşıları ne oldu? Birbirinin aynısı oldu. O yüzden bu x ise bu da x oldu. Şimdi dış tarafı 72 ise iç tarafı nasıl bulurum? 180'den 72'yi çıkarırım. 108 diye x açısını bulmuş olurum. İlk önce Z'den başladım tabi. Bu iki üçgenin bakalım. Demiş ki AC DE'ye paralel demiş. Neresi AC? Burası. Neresi DE? Burası. O zaman hemen Z'yi gör. Z'yi gördüysen şu açıların birbirlerine eşit olduğunu şöyle gör. Z'den başladım. Çözmeye soruyor. Devamında BF12 demiş. B, F. Tamamı şöyle B'den F'ye kadar 12'yi 12 ve 3 eşit parçaya bölmüş. 12'yi 3'e bölersek buraları da 4, 4, 4, 4 diye şöyle yazarız. Şimdi e, bu e, üçgen de bakıyorum burası alfa burasına çizgi koymuş. Burası alfa buraya çizgi koymuş. O zaman üçüncü açımız A'da. Üçüncü açımız A'ya ne eşit? eşit olacak değil mi? Buna da biz ne diyelim o zaman? Beta diyelim. Bu ikisi de beta olacak. Alfa beta şu tek çizgiliye Z diyelim. Alfa beta tek çizgiliye Z diyelim. İki üçgenin açıları birbirinin aynısıysa bu iki üçgen birbirine benzerdir. Benzerliği daha sonra daha geniş anlatacağım. Bir sonraki konumuz. Üstüne üstlük aynı açıların karşısının uzunluğu aynıysa yani beta'nın karşısı 4 4 daha 8 buradaki betanın karşısı yine 4 4 daha 8 şeklinde ise diğer tüm kenarları da birbirine eşittir. Çünkü bu iki üçgen eştir. Burada alfanın karşısına 4 demişse Buradaki alfanın karşısına da sen 4 diyeceksin. Burada z'nin karşısına 6 demişse buradaki z'nin karşısına da sen 6 diyeceksin. Zaten betaların karşısı 8'de. ABC üçgeninin çevresini sormuş. Ben. ABC üçgenimiz burada. Çevresini 4, 6 ve 8'i toplayarak buluruz. 4 6 ve şurasının tamamı 8'i topluyoruz ve bunların toplamı ne çıkıyor? 18 çıkıyor. Şöyle bir taralanmış bir üçgenler görüyorum. Kenarları 5 8 5 8 bakın gördünüz mü? 5 3 daha 8 şurası 5 burası 5 burası 8. Kenar uzunlukları aynı. Buraya alfa koymuş. Alfa ile teta'nın toplamı 180 demiş. Şimdi arkadaşlar alfa ile teta'nın toplamı 180 ise şurası teta olunca buraya ne koymak zorundayım o zaman? Alfa. Çünkü alfa artı teta 180 olduğunda. Ve bu bize neyi gösterir? Bu üçgenimizin aradaki açısı alfa. Bu üçgenimizin de aradaki açısı alfa. Alfanın bir kolu 5, diğeri 8. Alfanın bir kolu 5, diğeri 8. Ne oldu bu iki üçgen? Eş oldu. O zaman bu alfanın karşısı x ise bu alfanın karşısı yine ne olacak? X olacak. Yukarıda verilen şeklin çevre uzunluğu 38 olduğuna göre diyor. Tüm çevrenin uzunluğu 38'miş. X'i soruyorlar. Tüm çevreyi toplayalım o zaman. 2 tane X var. 2X artı şu 8, şu 3. 8, 3. Devam ediyorum. 5, zaten iki almıştık 5 başka bir e, şey yok şu aradakileri yani şu beşi almıyorum çünkü çevre derken etrafını toplarsın ve bu toplama 36 olacakmış. Şöyle toplayınca 16 yapıyor. 2x eşittir, 36'dan 16 çıktı 20. Her iki tarafı Yanlış mı topladım? 8, 5'den 3, 3'den 16 yapıyor. Ha, 38 demişler pardon. 36 yazmışım. 38'den 16'yı çıkarınca 22 kalıyor. Her iki tarafı 2'ye bölünce x'i 22 bölü 2'den 11 olarak bulduk. Dördüncü sorudayız. Şöyle. Dördüncü soruda hemen şu iki üçgenin şöyle benzer olduğunu e, düşünüyorum. Neden? Bir açısı nokta, diğeri çizgi. Bir açısı nokta, diğeri çizgi. Ve teta. O zaman buna da ne diyeceğim? Teta diyeceğim. Çünkü bir üçgenin iki açısı birbirinin aynısıysa, üçüncü açıları da birbirinin aynısı olur. Şimdi bak. E, nokta, çizgi, teta. Nokta, çizgi, teta. E, şimdi buraya kadar geldik ve sorunun devamını okuyorum. X ile teta'nın toplamına 70 demişler. X neresi? X görüyor musunuz? Görmüyorum. Herhalde şu alfayı x diyeceklerdi. Böyle çözelim o zaman. Şuraya x diyeyim o zaman. x ile tetanın toplamı 70 ise a açısının 70 olduğu ortaya çıkar. Burada noktanın karşısının uzunluğu, buradaki noktanın karşısının uzunluğuna eşit olur. Neden? Bu iki üçgen eş olduğu için aynı açıların karşısının uzunluğu birbirine eşit olacağından buralar da birbirine eşit olur. A açımız 70 ise C açımızın tamamı da ne, ne olur? 70 olur. A, B, C açısını, tepe açısını sormuşlar. İkiz kenar oldu bu üçgen, buralar 70 oldu. Nereden anladık ikiz kenar olduğunu? Şu ikisine aynı işaret koymuştum. Çünkü ikisi de çizgi açılarının karşısındaydı. O yüzden bu iki üçgen eş olduğu için. 70, 70 daha 140. 180'den 140'ı çıkarınca tepe açısına ne kalır? 40 kalır. Gördüğünüz gibi ABC açısının ölçüsünü 40 olarak bulduk. Beşinci sorudayım. ABCD bir e, dörtgen görüyorum şu şekilde. Şurası 140'mış ve, e, 140 ve 140'ın bir kolunda tek çizgi, diğer kolunda çift çizgi var. Burası da 140'mış. 140. 140'ın bir kolunda tek çizgi, diğerinde çift çizgi var. O zaman bu iki üçgen birbirine eştir. 140'ın karşısının uzunluğu 140'ın karşısının uzunluğuna eşittir deriz. Burada tek çizginin karşısına bir isim verelim. Diyelim ki tek çizginin karşısı M olsun. O zaman buradaki tek çizginin karşısına ne diyeceğiz? M diyeceğiz. Şimdi e, diğer açımıza da N diyelim. E, çift çizginin karşısına N dedik. Çift çizginin karşısına yine ne diyeceğiz o zaman? N diyeceğiz. M, N, 140. M, N, 140 açılarını da yerleştirdik. DAB açısının, DAB açısının tamamının 65 olduğunu söylemişler. E, alfayı bulmak istiyoruz. M'nin N'nin toplamını bilip 65'ten çıkarırsak alfayı buluruz. Acaba M ile N'nin toplamı kaçtır? Üçgenlerden sadece birine bakarak bu not bulabiliriz aslında. M ile N'nin toplamı MN artı tepe açısı 140. Üçünün toplamı iç açılar toplamı 180'e eşitlersek m ile n'nin toplamı 180'den 140 çıktı 40 kalır. Bu ikisinin toplamı ne oldu? 40 oldu. O zaman biz A açısının tamamı olan 65'ten bu 40'ı çıkarırsak aradaki alfa açısına 25 düşer. 25 ve bu ikisi 40 toplayınca 65 yapıyor çünkü. Ve 6. E, soru Bx diyor. Bakın B, X diyor. B, K ya da Y diyor. B, K neresi? Şu arası. K'ya kadarki kısım Y diyor. Aradaki açı 60 dereceymiş. Ee, K, L, A. Neresiymiş K, L? K, L diye bir şey yok ama C, KC'ye C'ye K, C'ye e. demişler. C diye düzelttim. Ee, X, A'nın X ve Y türünden eşiti nedir diyor. Şimdi şurası 15 derece, şu 90 derece. Şurasına 75 koyacağım. 15 90 derece 75. Ne yaptım? 15 90 derece 75, 15 90 derece 75 iç açılar toplamından açıları yerleştirmeye başladım. Şurası 60 ile 15'i toplayınca 75 yaptığı için 90 75. O zaman buraya da ne düşüyor? Yine 15 düşüyor. Bakalım nasıl bir eşlik var diye bakacağız şimdi. Ee, şu şu 75 derecelik açıya bakalım şimdi. 70 şimdi bir kolunda çift çizgi var. Diğer kolunda x var. Şimdi 15, 75, 90 üçgenimiz. Burada da 15, 75, 90 üçgenimiz. Üç açısı da aynı bu iki üçgen. Hangi üçgenler bu iki üçgenler? Birincisi bu, ikincisi bu. Bu iki üçgenin açıları 15, 75, 90, 15, 75, 90 açıları aynı. Eğer aynı açıların karşıları da eşitse eş olacaklar. Bakıyorum burada 15'in karşısına çift çizik koymuşlar. Burada da 15'in karşısına çift çizik koymuşlar. Ha, o zaman bu iki üçgen tamamen birbirinin aynısı oluyor, eş oluyor. O zaman bu üçgende x'in 90'ın karşısındaki x'in diğer üçgendeki 90'ın karşısındaki şu B'den C'ye kadarki y ve A'nın toplamına eşit olması lazım. Gördüğünüz gibi tamamı y ve a. 90'ın karşısını 90'ın karşısına eşit olduğunu ortaya çıktı. a'yı bulmak istiyoruz. a'yı yalnız bırakmak için y'yi karşıya atıyorum. y buraya eksi diye geliyor. a ne oluyor? x eksi y oluyor. Bize de a'yı x ve c, y cinsinden bulun demişlerdi zaten. Testler var şimdi. Testleri ayrı bir videoda çekeyim.